Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov cinayetinde yeni gelişme. FETÖ şüphelisi tetikçi Mevlüt Mert Altıntaş'ın saldırıdan tam 10 saat öncesine ait görüntüler ortaya çıktı. Tetikçi Altıntaş'ın suikastı gerçekleştirmeden 10 saat önce bir günlük rapor almasına ait güvenlik kameraları soruşturma dosyasına girdi. <laughs> Rus Büyükelçisi Andrei Karlov, 19 Aralık 2016'da FETÖ'cü polis Mevlüt Mert Altıntaş tarafından Ankara'da cinayete kurban gitti. Olayın üzerinden neredeyse iki sene geçti, soruşturma ise sürüyor. Türk ve Rus güvenlik birimlerinin ortaklaşa yürüttüğü soruşturmada suikasti ilişkin ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. O bilgilerden biri de FETÖ şüphelisi katil Mevlüt Mert Altıntaş'ın tetiği çekmeden 10 saat önce bir günlük istirahat raporu almasına ilişkindi. O yeni karelere göre katil Altıntaş suikastten 10 saat önce bir günlük rapor almak için Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil bölümüne geldi. Üzerinde spor kıyafet ve siyah bir mont bulunan katil muayene sırası beklemeye başladı. Mevlüt Mert Altıntaş 15 dakika sonra doktorun odasından elinde bir günlük istirahat raporuyla çıktı. Sonra da hastaneden hızla uzaklaştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı raporu veren doktora ulaştı. Doktor polis olduğunu söylemedi, ishal olduğunu söyledi. Ağrı kesici ve bulantı giderici ilaç yazdım. İstirahat için bir günlük rapor verdim dedi. Soruşturmayı yürüten yetkililer katil Mevlüt Mert Altıntaş'ın istirahat raporu alarak hem gözlerden uzak durmayı hem de şüphe çekmemek için bu yolu seçtiğini kaydetti. <laughs> Ziraat Bankası ekonomi bültenini sunar.